Mustafa, emekliler mesela eylem yapıyor. Kaç gündür sokaklardalar, Türkiye'nin her şehrinde. Şimdi emekliler diyelim ki daha kalabalık sokağa çıksalar, darbeci olarak mı, yani bunu mu anlayacağız Erdoğan'ın açıklamasından? Ya. Geçinemiyorum ben 2500 lirayla diyen emekli de dahil midir mesela buna? Ya fark ederiz ya. Yani Erdoğan kendine yaramayan her şeyi düşmanlaştırır. Yani bu yeni bir şey değil. Denediği, söylediği de ilk defa yaptığı bir şey değil. Ama bunu yapma biçimi önemli. Şu açıdan da önemli. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın sokak tehdidini şöyle algılamak lazım. Korkunun oradaki tezahürü olarak bakmak lazım. Erdoğan korkuyor. Korktuğu için mi bu gerilimi Korkuyor. siyaset? Yani sonuç korkuyor ve daha çok korkutmak istiyor. Yani bu eşik Garay'la birlikte aşılan bir eşik var Türkiye'de. O eşik aşıldı. Özellikle muhalefetin vatan millet Sakarya deyip gerçekleştirmeye çalıştığı bu kişisel durumla ilgili şeye tepki Garay'la birlikte kırılmıştı. Sonra da bu devam etti. Aslında TÜİK'te, Milli Eğitim Bakanlığı'da yine bir sokak aktivitesidir. Yani ama geniş kesimli bir Anayasayla sokağa güvence altına alınmış tabii bunu bir tartışacak bir protesto tarafı yok. hakkıdır. Yani Erdoğan'ın söylediği anayasa suçu işliyor. Yani kendisi anayasa suçu işliyor. Bir de 15 Temmuz'da sokaktaki herhangi bir itirazı yan yana getirmek 15 Temmuz'da ölen insanlara da çok büyük haksızlık. Yani 15 Temmuz'da sokağa çıkan halktı. Evet. Yani orada şöyle aksine değil mi? ya İnsanlar tam sokağa hakkını kullandılar. evet yani sokağa çıkan halktı. Sokağa çıkan halk sayesinde eğer o darbe bastırıldıysa ve o gizli planlar neyse bir kısmı öyle önlendi. Yani sonuçta şöyle Erdoğan'ın söylediğine baktığınızda aslında sokağa çıkan halka yani 15 Temmuz olsa Erdoğan'ı çıkar oradan. Bugün 15 Temmuz için sokağa çıkılsa bunu da aynı şekilde söylemiş oluyor. Hani iş böyle bir oksimoron hali var. Yani kıyaslanacak şey değil yan yana. Bir de 15 Temmuz karanlık tarafları hala çok olan bir gündür. Hala bilmediğimiz çok fazla taraf var. Ama Bir tek darbecileri biliyoruz Fetullahçı grubun, kovalayan Fetullahçıları zaten toplum iktidarı mu? ele geçirmek için hamle yaptığını. Ama sonrası bir tuhaf. Hani ama oradan şöyle bir şey var. Tanrı'nın lütfunun ne olduğunu bu sözle değerlendirildiğinde bambaşka bir yere gider. Yani orası eğer 15 Temmuz Tayyip Erdoğan'ın iktidarını korumak için kullanılan bir alan haline geldiyse o zaman onun itirafı gibidir. Yani öyle bir halde ki aslında Erdoğan ağzından çıkanı kulağa duymuyor artık. Ya da yazanların kulağı duymuyor. Bugün Her neyse. Akşener psikiyatriste gitmesini tavsiye ediyorum dedi. Tam da bu söz üzerinden halüsinasyon görüyor çünkü dedi. Ya onu söyleyince de Sanırım aynı yargılanıyorsunuz noktasında. Tayyip Erdoğan öyle diye. Benim dava devam ediyor. Akşener söyleyince onun ya sözlerini aktarabilirim. şu açıdan da çok önemli. Şimdi sokakla insanları korkutmak, sokağa terörize etmek sokaktan gelen bir iktidar yapıyor bunu. Hani AKP'nin bütün oluşumu sokaktır. Sokaktan gelmiştir. Sokak gösterileriyle. 2001 krizinin derinleştiği bir ortamda Tayyip Erdoğan'ın kendi sözleri vardır. İstifa etmezseniz bütün Türkiye'yi sokağa çağırmıştır kendi taraftarlarını. Evet. Yani bugünden belki bugün çok daha ağır her şey ki öyle görünüyor. Neydi? %50 var içeride. Evet, evde zor tutuyorum. Evde zor tutuyorum sözü yani vardı. Bütün bu laflar şöyle bir şey var. Bir korku eşiği aşılmaya başlandı. Eğer bu da aşılırsa elinde başka hiçbir enstrüman kalmayacak. Yani sonuçta sokakla tehdit ettiğiniz bu insanlar emeklileri mi öldüreceksiniz? Ne kadarını dövebilirsiniz? İşçiyi mi? Yani dar gelirliği mi? Derin yoksulluk o kadar bir hale gelmiş ki artık hiç kimse bu tehditleri de çok fazla ciddiye alacağını da sanmıyorum. Ama korkutmaya çalışacak. Daha fazla korkutmak için daha fazla bu tip şeylere gidecek. Çünkü bu çok gergin bir seçim olacağı kesin. Yani sakin bir seçim yaşamayacağız biz. Çok gerilecek. Yani özellikle Tayyip Erdoğan tek bir siyasi olarak bir başarısı var. Kaotik ortamlardan iyi beslenen bir siyasetçi. Bunu şimdi daha fazla kullanmaya çalışacak. Ki artık şöyle de bir şey var. Hani söylediği aslında bu Şevki Yılmaz'ın söylediklerine de baktığında, hepsine baktığında
iktidarı kaybetme korkusunu ilk defa bu kadar çok dışa vuruyorlar. Evet. Bu kadar dışa vurulmuş bir dönem yok. 20 yılın sonunda bu korkuyu bu kadar çok dışa vurmanın bir sürü tezahürleri olacaktır. Ama burada sokaktan anladığımız haklı talepleri dile getirmek ve bütün sokakta olan her şeyi terörize etmeye kim destek verirse Tayyip Erdoğan'ın işine gelir bu. Bak şöyle bir şeyden söz ediyorum. Yani Türkiye bir Kazakistan değil. Böyle bir refleksleri yok bu ülkenin. Yani tarihi de böyle. Toplumsal yani, yapısı da böyle. Ne anlamda? Sokağa çıkma anlamında mı diyorsun? Yani evet. Yani sokakla değiştirilmiş bir iktidarı yok. Yani böyle bir geleneği yok Türkiye'nin. Seçimle hep sandıkla olmuş ve darbeyle olmuş. Yani bütün şeyi bu. Darbeyle olanlar hep başka dış ülkelerin müdahaleleriyle ve Türkiye'deki bir takım amaçlar için olmuş. Sandıkla olanlar da bu zamana kadar öyle ya da böyle tartışmalı da olsa o sandık meşruiyeti her şeyin önüne koymuş. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın hep söylüyorum elinde bir tek meşruiyet alan kaldı. O da sandık. Yani bunu asla yitirmek istemeyecektir. Bütün bu korkuya salınan bu korku dalgasına bakıldığında hep bu bir tarafta duyulsun. Kalması lazım ki ona göre refleks gösterilsin. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediği bu sokağa çıkmayacağız, bizi sokağa çekmeye çalışıyor. Onu şöyle bir netleştirmek lazım. Yoksa sokakta olan herkesi terörize edilmesine ortak olmuş olursunuz. Şimdi bunu söyledi, bir, altını çizdi. Barışçıl gösterilerden söz etmiyorum. Yıkmaya bizi çıkaramazlar şöyle, dedi. Kimse yıkıp niyetinde olduğunu sanmıyorum. Yani zaten yakıp yıkma dediğin şeyi tartışacak bir tarafı mı var? Yani bunun Erdoğan'ın söylemesine gerek yok ki. Yakıp yıkmaya çıkan birisi bunun sonuçlarına katlanır. Ama sokak dediğimiz, genelleştirdiğimizde bunu ayrıştırmazsak bu başka bir şeye yol açar. Yani sokağa sahip olmadığınız sürece iktidarı da alamazsınız. Ya Tayyip Erdoğan'ın başarısını hep anlatmıştım geçen şeyde de. Siyaseti ne kadar dar alana çekerse, dar alanda siyasette Tayyip Erdoğan çok başarılı bir siyasetçi. Çünkü o dar alanda her şeyi yapabilecek bir özellikleri var. Yani kimsenin aklına gelmeyecek her şey dener. Ya kim yapabilir? Hazinenin zarar ettiği bir yerde hazineyi kâra geçirmek için o yılbaşı gecesinde böyle bir şey kim aklına gelebilir ya? Aklına gelse yapabilir mi? Yapıyor. Yani bu anlamda inanılmaz refleksleri olan bir siyasetçi. Yani sokak konusunda her şeyi çok netleştirmek lazım. Aslında baktığımızda TÜİK de bir sokaktır. Milli Eğitim Bakanlığı da bir sokaktır. Bunların da önünü kesmek istiyor. Geçinemiyoruz diyen emekli de sokaktır. Ya herkes yani sonuçta açız diye bağıran insan da. Yüz yüze eğitim istiyoruz diyen veli de sokaktır. Bak, evden bağırdı. Kim bağırsa bağırsın kimse duyamaz. Ama sokaktan bağırdığında birileri duyar. Hı hı. O insanlar da sokaktan bağırarak açlığını aykırıyor.